merhabalar sevgili arkadaşlar. Kimyasal türler arası etkileşimler birinci test ile devam ediyoruz soru çözümümüze. Birinci soru bize diyor ki demir atomu bir güçlü etkileşimdir. Doğrudur demir metaldir. Dolayısıyla metalik bağ oluşur. Güçlü etkileşimdir. Güçlü etkileşimleri kim olarak kodlayabiliriz? Kovalent, iyonik, metalik. HF bileşiğinin molekül içi bağları güçlü etkileşimdir. Doğrudur. Hidrojen ametal flor ametal 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 arasındaki bağ kovalenttir. Güçlüdür. H2S moleküller arası bağ zayıftır. Hayır. Moleküller arası bağ zayıf değil, yine kovalenttir. Güçlüdür. H2 molekülünün atomlar arası bağ nedir? Kovalenttir. Kovalent bağ yine nedir? Güçlü bağdır. Bromür sıvısı buharlaşırsa molekül içi bağları kopar. Yanlıştır. Kopamaz. Çünkü güçlü bağdır. Brom bir ametaldir. Ametalin arasındaki bağ güçlü olduğuna göre burada bir kopma gerçekleşemez. Hangisi molekül yapıda bulunur? Sana bir soruda molekül diyorsa molekül kelimesinin iki ametal arasında gerçekleşen kovalent bağ olduğunu bileceksin. O zaman şıklarda kovalent bağ arayacaksın. Hidrojen ametaldir. 2 tane hidrojen birleştiyse kovalent bağ oluşur. Hidrojen ve klor ametaldir. 2 tanesi birleştiyse yine molekül olur. Sodyum klorür. Sodyum metaldir. Nereden biliyorum? 2 8 1. Klor ametaldir. Metal ametal arasında iyonik bağ oluşur molekül değil iyonik bileşiktir. Magnezyum 12, 2, 8, 2 metaldir. Oksijen ametaldir. Aralarında iyonik bağ oluşur. Bu da yanlıştır. 5'e baktığımda H2O hidrojen de oksijen de ametaldir. Aralarında kovalent bağ oluşur. O zaman 3 tane bileşiğimiz doğada molekül yapılıdır. Üçüncü soruya gittiğimde Üçüncü soruda bana tanecikler vermiş. Levis istiyor. Levis hangisinde yanlıştır? Gelin birlikte yapalım. Hidrojenin bir tane neyi var? Elementin bir tane elektronu var. Eksi yüklü olsun diyor. Bir elektron alsın diyor. Bir elektron alacaksa oktetini tamamlayacağı için görüntüsü böyle olmalıdır. A şıkkı doğru. E şıkkıyla devam edeceğim. E şıkkı magnezyumu ifade ediyor. Magnezyum 12. 2 8 2. O zaman magnezyumun 2 tane bağ yapmamış neyi vardır? Elektronu doğru. Bor, bora bakacağım. Bor 5 2 3. O zaman borun bağ yapmamış 3 tane elektronu vardır. Doğru. Oksijene bakacağım. Oksijen 8. Nasıl dağıtacağım? 2, 6. Oksijeni Lewis alacağım zaman ne yapmam lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptığımda eksi 2 yüklü olsun istiyorsam dışarıdan 2 elektron almış demek. 1, 2. Yani oktetini tamamlamış demek. Ama üstüne eksi 2 yazıp 2 tane elektronu dışarıdan aldığını belirtmek zorundasın. Doğrudur. O zaman lityum yanlıştır. Çünkü lityum atom numarası 3'tür. Nasıl dağıtırım? 2, 1. Lityumun son yörüngesinde bir elektron olmalıdır. Cevabımızı B şıkkı olarak işaretleyebiliriz. Geldi, geldiğimizde 4. soru için hangisinin Metal ve iyonik bağlı bileşik olduğu biliniyor. X maddesinin özelliklerinden hangisi bakıldığında metal olduğu tespit edilemez olarak sorumuzu çözeceğiz. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletiyorsa metal olabilir. Doğada katı halde bulunuyorsa metal olabilir. Molekül yapıda bulunmuyorsa metal olabilir çünkü ametaller molekül yapılıdır. Katı elektrik akımını metaller iletir. Ancak kırılganlık metallere özgü değildir. Metaller haddelenebilir. Kırılgan değillerdir. Tel ve levha haline gelebilir. O zaman 6. soruyla 5. soruyla devam edelim. İki farklı metal atomu varsa polar molekül Aynı ametal atomu varsa apolar moleküldür. Bir ve ikinci öncüllerimiz doğrudur. Üçüncü öncüle bakacağım. Bakır bir metaldir. Bakır atomları bir araya gelirse metalik bağ oluşur. Metalik bağda güçlü bir bağdır. O halde bir, iki ve üçü doğru olarak işaretleyebiliriz. Gidelim altıncı soruya. Altıncı soruda sodyum klorür var ve hidrojen klorür var. Yani hidroklorik asit var. Sodyum klorür. Sodyum 11 2 8 1 metaldir. Klor 17 2 8 7 ametaldir. Metal ve ametaller arasında iyonik bağ oluşur. Hidrojen klorür. Hidrojen ametaldir, klor ametaldir. O zaman kovalent bağ oluşur. Doğada her ikisi de molekül yapıda değildir. Doğadaki molekül yapılı olan hidroklorik asittir. Çünkü onun neyi vardır? İyonik bağ vardır. O zaman bu gitti. Sulu çözeltisi her ikisinde elektrik akımını iletir. Oda koşullarında katı halde bulunur diyor. Oda koşullarında katı halde bulunan iyonik olandır. Yani sodyum klorürdür. O zaman her ikisi için de ortak olan B şıkkını işaretleyebiliriz. 7. soru ile devam edelim. 7. soruda kalsiyum sülfür vermiş bize. Bileşiğin adı kalsiyum kükürt değil, kalsiyum sülfür olmalıdır. O zaman kalsiyum sülfür olarak düzeltelim. Lewis gösterimine baktığımızda Lewis gösterimi nasıl olmalıdır? Kalsiyum kükürde 2 elektron verecek. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Kalsiyum 20. 2, 8, 8, 2. Kükürt 16. 2, 8, 6. Bu iki elektronu buraya verecek. O zaman eksi 2 şeklinde kükürt belirtilecek. Karsiyum 2 elektron verdiği için üstüne artı 2 yazılacak. Doğru. Her ikisi de argon düzenine geçer. Yani her ikisi de son yörüngeyi 8'e tamamlar. Doğrudur. Hangisi yanlıştır? Bileşiğin ismini verdiği A şıkkı yanlıştır. Aşağıdaki soruya gidelim. Kalsiyum, karbon, oksijen. Ne var elimde? Karbon dioksit. Ne yapmam lazım? Lewis'ini bulmam lazım. Karbon merkez atomu. Karbon daima 4 bağ yapar. Son yörüngede 4 elektronu var. Oksijeni aldım. Oksijen için ne söyleyeceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bağ çekti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bağ çekti. Ancak A şıkkında oksijenin kalan noktaları yazılmamış yanlış. Monokarbondioksit şeklinde okunmaz. Okunurken birinci elementin ön eki 1 ise okunmaz. Sadece karbondioksit şeklinde bağlanır. 4 tane bağlayıcı elektron çifti bulunur. 1 2 1 2. Toplamda 4 tane bağlayıcı elektron çifti var. Doğrudur. Molekülde eşleşmemiş elektron çifti bulunmaz diyor. Doğrudur. Gitti. Atomlar arası bağ kovalenttir. Çünkü her ikisi de ametaldir. Doğru. 9. soruyla devam edelim. Hangisinin moleküller arası etkin etkileşimi yanlıştır? Hidrojen bağından bahsediyorsa sana hidrojenin fon elementlerinden biriyle yan yana olması yeterli. Oksijenle yan yana evet. CH4. CH4 dediğim şey metan. Metan gazı apolardır. Apolar apolar arasında London kuvveti oluşur. Ya da indiklenmiş dipol indiklenmiş dipol oluşur. Doğrudur. NH3 kalıcı dipoldür. Çünkü nedir? Polardır. Polar polar kalıcı dipoldür. Karbondioksit nedir? Apolardır. Apolar molekül indiklenmiş dipoldür. Doğru. Ancak BH3'te etkin etkileşim türü London kuvvetleridir. O zaman cevabımız C şıkkı olmalıdır. 10. soru ile çözümümüze devam edelim. 10. soruda bize bir kap vermiş. KCL çözeltisi demiş. Zayıf etkileşim türlerinden hangisi görünür? Ne diyor bana? Su var diyor. Su nedir? Polardır. KCL nedir? İyondur. O zaman iyon dipol olmak zorundadır. Dipol dipol olmak zorundadır. Ancak hidrojen bağ olamaz. Hidrojen bağın olması için hidrojenin fon elementlerinden bir tanesiyle yan yana olması gerekir. Burada flor, oksijen, azot bulunmamaktadır. O halde cevabımız C şıkkıdır. 11. soru ile devam edelim. Bakalım 11. soru bize ne diyor? CH4 ile ilgili hangisi yanlış? Metan gazı için. Metan gazının levisini hep birlikte çizelim. Ne var burada? ortak merkez atom eşit açılarla bağ yapmış. Eşleşmemiş elektron çifti yok. O zaman bu molekül apolardır. Baktığımda moleküle polar molekül diyor. Hayır. Molekül apolardır. Cevabımızı E şıkkı olarak işaretleyebiliriz. Testimizin son sorusu. 12. soru için. N2 bir molekül aynı atom ile bağlıysa apolar, farklı atom ile bağlıysa polar moleküldür. O zaman N2 apolar. Şimdi bana diyor ki molekülün yapısına bak. Atom içi polar olmasına rağmen molekül apolardır. Neden? Çünkü C, F, 4'ü yaptığın zaman bağ yapmamış elektron çifti kalmadığı için o zaman ne olacak? Apolar olacak. N, H, 3. N, H, 1. H, 2. H, 3. Ancak burada elektron çifti kaldığı için polar bir moleküldür. O zaman apolar, apolar, polar dediğimiz B şıkkını işaretleyebiliriz. Bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.